Aramızda bir arkadaş var. İsmi lazım değil. Kendisinin YouTube sayfası var. İşte biraz böyle 3 haneli oldu herhalde. 3 haneli abonesi var. Millete şimdi burada Afrika'da kart dağıtıyor. Dağıtırken adam kartı alıyor. Zannediyor ki kartı alan böyle 1-2 milyon takipçisi var zannediyor. Halbuki trash. Niye? 300 anca var değil mi? Çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Adam da diyor ki bu kadar mı sadece diyor. Biz de tabii diyoruz ki yeni başladık o yüzden böyle az diyoruz. Çünkü adam bizi ilk gördüğünde adam şeyi zannediyor. Hani böyle 2-3 milyon takipçisi var zannediyor. Ama 300'ü duyunca bizden hayal kırıklığına uğruyor. İnşallah Allah nasip ederse takipçilerimiz artar. Çok olur da bu konuşmamız da burada kayıtlı olur. Açar izleriz. Bir zamanlar 300'dü deriz. Bizim takipçi sayımız. Bütün gönlü güzel arkadaşlara selam eder, gözlerinden öperim. Nijer'den hepinize kucak dolusu selamlar. Türk olmak benim seçimim değildi. Müslüman olmak benim elimdeydi. Ben elhamdülillah Müslümanlığı seçtim. Allah bana nasip etti. Ama Türk olduğum için de gururluyum. Niye gururluyum? Çünkü Müslümanım ve ümmetin çağrısına kulak asan bir ordunun eriyim mi desem? Şimdi eriyim desem fazla olmuş olur mu? İnşallah er oluruz. Yani burada insanlar Türkleri çok seviyor. Şaka demiyorum. Gerçekten seviyor bizi. Avrupa hariç herkes seviyor. Avrupa hariç herhalde bizi herkes seviyor. Bunlar bile seviyor. Neden bu? Seviyor musun bizi? Çok seviyor. Biz, neden? Beni seviyor mu? Beni seviyor mu? Çok. Yani ben seni sevmiyorum. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Ne lan? Türkleri neden seviyorsun Beşir? Müslüman bir. Elhamdülillah. İkinci kalp iyi. Elhamdülillah. Kalp iyi diyor Türklerin. Yeah. Üçüncü yani hayat güzeldi abi. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. İnşallah Allah sana da güzel bir hayat bahşeder. Amin. İnşallah. Biz vallahi seviyoruz sizleri. Sağ olun. Afrika her yerde, nerede Müslüman varsa hepsi bizim kardeşimiz. Allah herkese İslam nasip etsin. İslam'la şereflendirsin. Ondan sonra Allah bize baktı, bir cumhurbaşkanı verdi bize. Allahu Ekber. Recep Tayyip Erdoğan. Elhamdülillah adam çok görüyor musunuz? Çok seviyoruz abi. Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyor. Allah bize büyük bir cumhurbaşkanı verdi diyor. Allah razı olsun ondan. Demek ki bu insanlar Tayyip Erdoğan'a umut bağlamış. Allah reisimize, cumhurbaşkanına bunun hakkını vermeyi nasip etsin. Amin. Bil. Dediğinizi duyar gibiyim. İnşallah tez zamanda buralara gelin. Afrika'yı görün. Yani Afrika'yı görmediyseniz, imkanınız varsa Afrika'yı kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok farklı bir iklim, insanlar farklı. Yani olumsuz değil, farklı derken bence olumlu ama farklı. Çünkü yani ne bileyim el kol hareketleri farklı, farklı mantıkları farklı çalışıyor. Çok iyi niyetliler. İnşallah bu ülkeler, bu Afrika öyle inanıyorum ki. Ben şu an fetret döneminde olduğumuza inanıyorum. Ve inşallah tekrar bu ülkeler İslam'la yükselecek. Çünkü bu potansiyel var bu ülkelerde. Yeraltı zenginlikleri var. Ne yazık ki Fransızlar diyorum. Bu insanların, bu halkın elinden bütün bu maden zenginliklerini almış. Hala da alıyor. Mesela şöyle bir kıyas yapmak istiyorum. Afrika'nın yarısına yakın İngilizce konuşur. Diğer yarısı de Fransızca. İşte Belçika sömürgesi olan da var. Yani genelde ağırlıklı Fransızlarla İngiliz sömürgesi Afrika. Yani yarısı İngilizce konuşuyor da yarısı Fransızca konuşuyor. Şimdi biz Osmanlı olarak eskiye gidiyoruz biraz. Değil mi? 500 ve 600 sene mi? 600 sene dünyaya hükmetmiş Osmanlı. Bugün kaç ülkede Osmanlıca konuşuluyor? Ben sayısını bilmiyorum. Yani
Ülke yok bildiğim kadarıyla, ülke dili. Ama kabileler varmış herhalde Afrika'da. Sen biliyor muydun bunu Mehmet? Afrika'da kabileler varmış, Osmanlıca konuşuyormuş. Çünkü bir tane Osmanlı padişahı Afrika'dan bir bayanla, Afrikalı bir bayanla evlenmiş. Onun torunları oradaymış. Tam neresi bilmiyorum şimdi, yalan söylemeyeyim. İstanbul Ava. Ha? İstanbul Ava. Biliyor musun sen yoksa? İstanbul Ava diyor, ben bilmiyordum. Bak nerede o? Agadez tarafında. Agadez tarafında diyor. Allahu Ekber. Nijer'deymiş. Bak Nijer'de olduğunu da bilmiyorum. Onun yalancısıyım. Yani Osmanlıca bugün parmakla sayılacak kadar az ülkede konuşuluyor. Ben de diyorum ki biz bu kadar sene hükmettik dünyaya. Değil mi? Üç kıtaya mı? Neden bugün ülkelerde bizim dilimiz konuşulmuyor Osmanlıca? Niye? Çünkü biz gitmiş olduğumuz ülkeleri sömürmemişiz. Anladınız mı arkadaşlar? Sömürmediğimiz için bizim dilimiz konuşulmuyor. Ama bugün buraya gelin, Fransa olsun, İngiltere hala ne yazık ki buralara sömürüyor. Allah tez zamanda bu insanları bu ülkelerden kurtarsın. İnşallah bu kurtulmayla daha çabuk yükselir. Çünkü insanlar azimli, istekli ama işte fırsat verilmiyor bu insanlara. İşsizlik oranı %90'ın üzerinde. Çok çok fazla. Yani anormal bir sayı bu. Okuma yazma bilen sayısı da %10'larda herhalde. Yani nasıl kalkınacak bu ülke? Ben inanıyorum ki Allah bunlara yardım edecek. Çünkü dinlerine bağlılar, namazları terk etmiyorlar. Ben inanıyorum ki Allah bu insanlara yardım edecek. İnşallah. Arkadaşlar bakın, ben Müslümanım elhamdülillah. Ben burada aslında yani sonuçta bir dinin mensubuyum. Herkes gibi. Biz sömürüye karşıyız. Kim olursa olsun. Kim sömürürse sömürsün karşıyız. Bugün Müslüman sömürürse ona da karşıyız. Anlıyor musunuz? Bir şey diyor mu Beşir? Abi ne diyeyim abi ya? Beşir sen nerelisin? Ben Maralı, Nijer. Nijerli. Maraş mı? Maradi. Maradi'ymiş. Maradili. Maradi neredeydi Maradi? Nijer. Burkina Faso mu? Yok, Nijer. He? Nijer için. Nijer için dedin, nereye yakın? Hangi ülkeye yakın? Burkina var. He, Burkina Faso tarafında, tamam. Nijerya da var. Nijerya da yakın. He. Kaç çocuk var sende? 3 tane. 3? Evet. Ay maşallah. 3 tane çocuğu var. Beşir'in. Beşir bir tanedir ya. Allah başımızdan eksik etmesin. Beşir'i çok seviyoruz. O da bizim reisimizi seviyor. Sevmeyebilir. Biz sana sev dedik diye mi seviyorsun? Zorla mı seviyorsun? Ben seviyorum. Bak yani ben kesinlikle bizim reisimizi sev falan yok. Kimseye birini bir şeyi bayrağa sevdiremezsin. Adam seviyor kardeşim. Sevme mi diyeyim yani ben bu adama şimdi? Seven adama sevme diyebilir misin? O da niye seviyor? Bir şeyler gösterir. Elhamdülillah. Evet. Bizler inşallah bu ülkelere çalmaya, sömürmeye değil de vermeye geleceğiz ve gelmeye de devam edeceğiz. Havalanını biz yapmışız. Öyle öğrendik. Değil mi? Havalanı çok güzel yapıldı. İnşallah geri dönerken yarın akşam havalanını da bir çekeceğim, bir görün. Güzel bir havalanı yapılmış buraya. Elhamdülillah. Ondan sonra oteli de Türkiye yaptı herhalde, değil mi? Evet, evet. Çok güzel bir otel yapılmış buraya. Onu da Türkiye yapmış. Elhamdülillah. Evet, güneş batmak üzere gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bye.
çalışmaya almaya gidiyorlar. At. Evet, at. At. Ayağını çek şunu. Tamam, koter taru. Bak, bak, bak. Hey, Borkan numdir pay. Borkan numdir hay. Koyda. Borkan numdir. Bir moto, 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 moto. Moto, moto. Hadi, hadi. Top dağıtımında böyle bazen izdiham oluyor. Ama araba geliyor karşıdan. Ya, at versin. Samu. Tamam. Top hediye ettik. Selamünaleyküm. İşte bazen ne yazık ki izdiham olduğundan böyle yolda giderken atıyoruz böyle. Daha şey oluyor, seri. Çünkü öbür türlü diğer köye bir sesleniyorlar. Yani bir dakika içinde 100 kişi birden geliyor. Şimdi bizde 100 tane top olmadığı için veremiyoruz hepsine. O yüzden böyle yolda denk geldi mi tek başına birisine veriyoruz. Cümlesinden inşallah. Bütün hayırseverlerden Allah razı olsun. Ve çocuklar öyle seviniyor ki çocuklar, anlatamam. Gözleri ışıldıyor çocukların top verdiğimiz zaman. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ulan hep korkuyorlar ya. Allahu ekber. Selamun aleyküm. Ha. Monami. Monami gel. Gel lan. Gel gel. Al futbol. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.